Ne yazık ki Pençe Kilit operasyonu bölgesinden gelen acı haberle başlayacağız bu saate de. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğimize hedef alan hain saldırısında 6 askerimiz şehit düştü. O saldırıya jet hızıyla yanıt verildi. 7 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğimize hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin saldırısı ve sonrasında yaşanan çatışmalarda 6 kahraman askerin şehit olduğunu, bir Mehmetçiğin ise yaralandığını açıkladı. Teröristlere anında karşılık verildi. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi. Şehadet haberleri şehitlerin evlerine ulaşmaya başladı. Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 6 askerden Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan aile bireyleri yasa bürünürken evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Hain saldırıda şehit düşen sözleşmeli piyade er Yasin Karaca'nın şehadet haberi Tokat'ın Almus ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Karaca'nın şehadet haberini babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca'ya Tokat valisi Numan Hatipoğlu verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Saldırıda şehit olan piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Şehit piyade sözleşmeli er Emre Taşkın'ın şehadet haberi de Malatya'daki ailesine ulaştı. Anne ve babası Umre'de olduğu öğrenilen şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Tavas ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye'nin Elbap bölgesinde meydana gelen çatışmada yaralandığı ve gazi olduğu öğrenildi.